Hol sürücüsüyle SPI konfigürasyonunun 4. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizlere DMA ile iki kart haberleşmesinden bahsedeceğiz. Kartımızın bir tanesinde ADC okuyacağız. SPI üzerinden diğer kartımızı aktaracağız. Slave'den master'a aktarım yine DMA üzerinden gerçekleştirilecek. Dolayısıyla İki kartımız birbirlerine DMA üzerinden haberleşme gerçekleştirecek. Bununla ilgili olarak şöyle bir yapmış olduğumuz bir konfigürasyonumuz var. Kart konfigürasyonumuz var. Bunun için şurada görmüş olduğunuz gibi bir master kartımız var. Şöyle bakacak olursak burası master kart. Yine şurada bir slave kartımız var. Burası bizim slave kartımız. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu kartımızın bağlı olduğu kısım, şurası bizim master kartımız, burası da bizim slave kartımız. Master kartımız bilgisayarımızın şurada görmüş olduğunuz gibi bir portuna bağlı, slave kartımız da diğer portuna bağlı. Slave kartımızda bir ADC'miz var. ADC şurada görmüş olduğunuz gibi ADC A1 kanalına bağlı. SPI'lerimiz şurada görmüş olduğunuz gibi B13-14-15'e bağlı. Sonra buradan yine LED'lerimiz var. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir B9 LED'imiz var. Master tarafında, slave tarafında bir B9 LED'imiz var. Slave tarafında, master tarafında B0 LED'imiz var. Şurada bir B0 LED'imiz var. Şurada gören B0 LED'imiz, yani şuraya karşılıklıdır. Potansiyometremiz, burası B9'du pardon. Potansiyometremiz bizim şuradaki A1 kanalına bağlı. Sadece master'ı dinliyoruz. Sadece master'ı neyle dinliyoruz? Şurada görmüş olduğunuz gibi master tarafında bir UART bağlantısı söz konusu. Şurada UART bağlantımız var. Bu UART bağlantımızda bilgisayar üzerinden biz ne yapıyoruz? Sadece master dinliyoruz. Burası bizim master kartımız, burası bizim slave kartımız. Şimdi bunu QBD perspektifine geçirelim. QBD perspektifine bunu geçirirken nelere dikkat etmemiz lazım? Bakın şuradan ikinci kısma geçiyorum. Burada şöyle bakacak olursak master tarafında arkadaşlar, master tarafında görmüş olduğunuz gibi 13-14-15 benim şurada görmüş olduğunuz gibi bağlantı pinlerim. Şuradaki yine master tarafında user tray xtx'im var. Yine master tarafında B0 portunu kullanıyorum. Şuradaki B0 portunu kullanıyorum. Aynı zamanda C13 portunu kullanıyorum master tarafında. Slave tarafına geçelim. Slave tarafında yine SPI haberleşmesi için şurada görmüş olduğunuz gibi 13-14-15 pinlerini kullanıyorum. Burada bunu kullanmıyorum. İptal edebiliriz. Bu çok önemli değil. Yine A1 kanalında bir ADC girişim var. A1 kanalında bir ADC girişim var. Tek bir ADC aldım. Bunu arttırabiliriz. Çok önemli değil. C13'ünü kullanıyorum ve B9'u kullanıyorum LED olarak da. Şimdi bunların gelin hep birlikte konfigürasyonu yapalım. Konfigürasyonu yapmadan önce arkadaşlar DMA ile ilgili birkaç şey bilmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Burada DMA'nın SPI'da, yani SPI ve IKS'de, biz şu anda IKS kullanmıyoruz. SPI kullanıyoruz sadece. SPI 1 2'de bakın RX için kanal 4 yapılandırması var. Bunu 50 yapılandırmak için burada kullanabilirsiniz. Kanal 5'te DMA kanal 5, yani DMA 1 kanal 5 SPI TX'e ait. Yine aynı şekilde DMA 1 kanal 4'te SPI RX'e ait. Bu iki kanalı kullanacağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi kesme önceliklendirmesi ile ilgili hususlar. Kesme önceliklendirmesini çok doğru bir şekilde yapılandırmamız gerekiyor. Şimdi gelin hep birlikte IDE konfigürasyonunu yapalım. Yani perspektifimizi oluşturalım. Perspektifimizi şöyle oluşturuyoruz. IDE tarafımıza geçiyoruz. IDE tarafımızda
Şurada biraz önce yapmış olduğumuz örnekler vardı. Bunları kapatıyorum. Yeni bir ID'yi baştan oluşturuyorum. Yani tekrardan kopyalayıp çoğaltmak yerine burada close project diyorum. Bunda close project diyorum ve baştan oluşturuyorum. File new stm32 project. Sonra buradan yine favorilerin içerisine eklemiş olduğum stm32 fusion c8 tx var. Bunu ileri diyorum. Şuraya aynı şekilde SPI STM F103 diyelim direkt. F103 SPI DMA ADC. Yani şöyle dedim, DMA Master diyelim direkt. DMA Master olarak işaretleyelim. Buradan ileri diyorum. İleri dedikten sonra finish diyorum. Perspektif karşıma gelecek. Perspektif düzenlemelerimi yapacağım. Perspektifte dikkat etmem gereken önemli bir husus var. NVIC dediğimiz Nested Vector Interrupt Priorities dediğimiz önceliklendirmeyi çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Burasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen ilk yapmamız gereken sistem kodu içerisinde RCC'den High Speed External'ı Kristal Ceramic Resonator olarak seçiyorum. Ses içerisinden Serial Wire'dan yükleme, yani program yükleme ve debug işlemlerini aktif hale getiriyorum. Buradan analog kısmına geliyorum. ADC1'den birinci kanalı seçiyorum. Çünkü sıfırıncı kanalda benim arızalı olduğu için A0'ım arızalı. O yüzden onu kullanmıyorum. Timer kullanmayacağım. Connectivity'den User 2 yine asynchronous olarak seçiyorum. User 2'nin kesmesini açıyorum. Parametreden bunu 9600 yapıyorum. User'da. User'da zaten çok komplike bir yapılandırmam yok. Oldukça basit. Sonra buradan User 2'yi açmıştık aslında. Burada pardon User şöyle bakalım, evet. User 2'yi açtık. Sonra buradan bir clock konfigürasyonu yapalım. Çünkü ADC'miz devreye girdiği zaman ADC'nin çalışabilecek olduğu frekans normal frekansa göre ölçeklenerek elde ediliyor. O yüzden tam sistem frekansını doğru bir şekilde girmem gerekiyor. ADC biliyorsunuz normalde 14 MHz maksimum ama bölünmeyle 6'ya bölünerek 12 MHz'e biz bunu düşürdük. 12 MHz'de şu anda çalışacak ADC'miz. Şu an için clock konfigürasyonumuz da tamam. Pin out'larımız C13'i out olarak belirledim. Bakın şuradaki şeye göre master üzerinde yapılanını yaparken A2 out. Bir de B0'ı şu an tanımlayacağım. B0'ı tanımlayalım. Bu da B0'ımız da şurası. Bunu da GPIO out olarak belirledim. Şöyle GPIO output olacaktı. Evet, GPIO output. Şimdi eğer bunu yaptıysak şeye geçelim. Konfigürasyon tarafına geçelim. SPI tarafına geçelim. SPI'de ne yapmamız gerekiyor? SPI 2'yi açıyorum. SPI 2'nin içerisinde Full Duplex Master'ı seçiyorum. Full Duplex Master'ı seçiyorum buradan. Sonra Full Duplex Master'ı seçtik. Burada global kesmeleri yine açıyorum. Çünkü global kesmeler önemli. Global kesmeler üzerinden yöneteceğim sistemi. Parametre Settings'e geliyorum. Parametre Settings'imizde şöyle bakacak olursak biraz önce yaptığımız konfigürasyonların aynısını yapıyoruz. Biraz önce yapmış olduğumuz konfigürasyonlar neydi? Frame formatımız Motorola 8 bit.
most significant bit first. Prescaler'ımız burada arkadaşlar 128 olacak. Clock polarity'miz burada high seçeceğim. Yükselen kenarla başlamasını istiyorum iletimin. Ve birinci kenara seçtim. Disabled ve software olarak bunları tanımladım. Burası benim için kolay. Şimdi gelelim DMA kısmına. DMA kısmında. Arkadaşlar DMA kısmında iki ekleme yapacağız. Bunlardan bir tanesi alım, bir tanesi iletim. Öncelikle isterseniz RX'den başlayalım, alımdan başlayalım. Alımı seçiyorum. DMA 1 dördüncü kanalda peripheral to memory, yani çevre biriminden hafızaya aktaracak. Burada önceliklendirmesini şimdilik düşük olarak seçtik. Aktarım 8 bit formatı seçtiğim için, yani parametre settings'te data size'ım 8 bit formatını seçtiği için DMA'da da burada byte olarak tanımlıyorum. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Burada circular, yani modumuz, biliyorsunuz iki modumuz var DMA'da. Normal ve circular mod. Circular mod biliyorsunuz arka planda sürekli olarak bir iletim çalışıyor kendi kontrol içerisinde. SPI'de buna tercih etmiyorum. Şimdilik tercih etmiyorum. Çünkü sebebi şu. İletim tamamlandıktan sonra iletim tamamlandı kesmesini takiben yeniden bir DMA iletiminin tetiklenmesini istiyorum. Böylece ben kararlı bir şekilde iletim gerçekleştireceğim. Elbette sirküler seçebilirsiniz. Bu da mümkün. Ama burada özellikle clock senkronizasyonunu çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Clock senkronizasyonundaki en ufak bir ayar bozukluğu hatalı verilerin gelmesine sebep olacak. Bu yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Aslında yine STM'in kendi örnekleri içerisinde buffer kontrolleri var. Yani aldığınız ve gönderdiğiniz veriyi bir buffer alıp buffer içerisinde bir kontrol ettikten sonra kullanmanız gerekiyor. Ben şu anda bir buffer kontrolü yapmıyorum ama kendi örnekleri içerisindeki buffer kontrolünü kullanabilirsiniz. Onu orayı çeşitlendirebilirsiniz. Buffer kontrolü gelen verinin istediğiniz şekilde olup olmadığını kontrol etmek için bir kontroldür. Bunu siz kendiniz geliştiriyorsunuz. Hazır öyle bir buffer kontrol yazılımı yok ya da bir kod bloğu yok. Buna dikkat edin. Şimdi geliyoruz. Yine ikincisini ekleyelim. TX olarak ekledik. Bu sefer DMA 1 5. kanal üzerinden bir iletim gerçekleştirecek. Bu sefer de memory peripheral olacak. Şimdi burada aslında SPI'ın peripheral'dan memory'ye gelen kısmı SPI slave'den gelen cevap. Yani slave'den gelen cevap nedir? ADC'ye bir dönüşüm gerçekleştirecek. ADC aslında burada gerçekleştirecekti. Buraya kapatıyoruz ya, çok özür dilerim. Burası şeyde gerçekleştirecekti ADC. ADC'mi slave tarafında gerçekleştirecekti. Ben yanlış yazdım. Yani aklıma. Şimdi ADC slave tarafında dönüşüm gerçekleştirecek. Slave tarafında slave'de master'a bilgi gelecek. Master peripheral'daki ADC bilgisinin memory aktaracak. Şurası RX'imiz. TX'imiz ise benim standart olarak yazmış olduğum hafızadaki bir bilgiyi periyodik olarak aynı bilgiyi peripheral'a gönderecek. Peripheral master peripheral'a gönderecek. Master peripheral ne yapacak? Bunu slave'e gönderecek. Her ikisi için de slave seçtik. Burada herhangi bir şey eksiğimiz yok. Tekrar bir daha kontrol edelim. Şöyle bakacak olursak byte olacak, memory olacak, normal olacak. Şimdilik priority'de herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. İkisini de low'da tutuyoruz. RX ve TX için de aynı konfigürasyonları gerçekleştiriyoruz. Bir değişikliğimiz yok. Global kesmelerimiz NVIC'i açıyoruz. NVIC burada önemli. Şimdi burada dikkat ederseniz preemption priority var, bir de sub priority var. Preemption priority arkadaşlar bizim önceliklendirme kısmımız. Biz burada ne yapacağız? Biz burada RX öncelikli bir işlem yapacağız. Dolayısıyla öncelik RX'ten gelecek olan bilginin birinci öncelik, ikinci öncelik TX önceliği, üçüncü öncelik SPI'nin önceliği. Yani önce DMA'yı birinci sıraya yerleştiriyorum. Arkasından global interrupt'ları getiriyorum. Burada bir konfigürasyon yapmamız lazım.
Bu müdahaleyi burada yapmıyorum. Bu müdahaleyi nerede gerçekleştiriyorum arkadaşlar? Şurada şeye gelirseniz şayet Envik tarafına geliyorum. Envik'te burada preemption priority'ler şurası. DMA 1 şimdi Envik biliyorsunuz Cortex ile ilgili bir yapı. Burada DMA 1 channel şurasına DMA 1 channel 4 dördüncü kanal bizim alımla ilgiliydi. Buraya bir yüksek öncelik veriyorum. Sonra çıkan uyarıya evet diyebiliriz. Sonra buraya ikinci önceliği veriyorum. SPA Global Interrupt'a buraya da birinci önceliği veriyorum. Dolayısıyla en yüksek öncelikli şu anda tabii birden başlayarak pardon yani burasını tersten gidiyoruz da RTOS'un preemption priority ile Envik'in yani o Cortex'in önceliklendirme sıralaması burada çok daha farklı. Dolayısıyla bu öncelik sıralamasını tanımlıyorum. Bu öncelik sıralamasından yaptıktan sonra şu an için bir eksiğim yok diye düşünüyorum. Şu an için bir eksiğim yok diye düşünüyorum. Evet. Programımızı açalım. Şu kısımdan değerleyelim. Şuradan core'dan source main'si açıyorum. Main'sin içerisinde kodumuzu bir değerliyorum. Bakalım karşımıza neler gelecek. Yine diğer taraftan evet. Kodumuzda GPIO'dan sonra bir de DMA init yapımız var. DMA init yapımıza bakacak olursak şurada biliyorsunuz şurada preemption priority dediğimiz kısım burası işte. Biz burayı önceki derslerimizde elle yapılandırıp hep bunları elle veriyorduk. Bu değişiklikleri kendisi buraya yansıtıyor. Priority değişikliklerini buraya yansıtıyor. Şimdi bu arada şöyle bakacak olursak evet user yapılandırmamız burası. User 2.9600'ü kullanıyoruz. SPI yapılandırmamız burası. HoloMSCP içerisinde de bu çevre birimlerimizin yapılandırması var. Burada görmüş olduğunuz gibi yine standart DMA konfigürasyonlarını burada tek tek elle tanımlıyoruz. Bunlar DMA'ya ait bir konfigürasyonlar. Hatırlarsanız hole sürücüsünü tanıtırken ilk başlangıçta çevre birimiyle DMA'nın ilişkilendirilmesi, bağlanması gerekiyor demiştik. İşte burası da link DMA bağlantı noktası. Bu ilk ilişkilendirmeyi yaptıktan sonra daha doğrusu konfigürasyon yaptıktan sonra buradan da ilişkilendirmeyi gerçekleştiriyoruz. Tamam burayı geçebiliriz. Tekrar main C'ye geri döndük. Burada neler yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak bir önceki derste kullanmış olduğumuz klasik olarak main C'deki şu private variables dediğimiz kendi özel değişkenlerimizi buraya tanımlıyoruz. Bu özel değişkenlerimiz bir tanesi ORTX buffer'ımız. Polling modda değil artık DMA modda. DMA modda. İki kart haberleşmesi. Yine master'dan slave'e gidecek olan bir mesaj. Evet. Sonra bu mesajı main fonksiyon içerisinde yine bir önceki derste kullanmış olduğumuz komutları yazmayla uğraşmıyorum. Aynen buraya aktarıyorum. User code begin içerisinde şurada transmit'i gerçekleştirecek bir işlem. Yanlış yere yapıştırdım. Çok özür diliyorum. Main içerisinde olması gerekiyordu. Şurada olması gerekiyor. User code begin 2 içerisinde olması gerekiyordu. Tekrar değerliyorum. Pin master modunda B0 ve C ile ilgili tanımlamaları yaptım. Şimdi SPI'mı enable ediyorum. Ve DMA'yı bir kez başlatıyorum. Bir kez çalıştırıyorum DMA'yı. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bunu interrupt'la yaptığım aslında aynısı. Şurada DMA'yı bir kez çalıştırıyorum. SPI enable yaptım. DMA'yı çalıştırdım. Ve tekrar DMA'nın state'ini güncelledikten sonra devam ettim. Burada DMA normal modda olduğu için bir kez çalıştırılacak. Tek bir iletim gerçekleştirilecek. Ondan sonra bekleyecek. İşte tam bu noktada DMA'nın ikinci kez çalıştırılması gerekiyor. Yani ikinci kez bilgiyi alması gerekiyor.
Bunun için de yine kesme fonksiyonlarını kullanmam gerekiyor. Yani şurada olduğu gibi transmit receive'in içerisinde şu whole SPIC'ye gidiyorum. Whole SPIC'nin içerisinde şuradan yukarıdan C'yi tıklıyorum. Outline içerisinden whole SPI TX, RX, complete callback kesme fonksiyonunu buradan alıyorum. Buradan cut diyorum, kesiyorum. Sonra bunu en alt kısımda şuradaki begin user code begin form içerisine atıyorum. Burada daha sonra yine yukarıdakinin aynısını hiçbir değişiklik yapmadan, yani hiçbir değişiklik eklemeden direkt buradan kopyalıyorum ve yukarıdakilerin aynısını yapıyorum. Yukarıda ne yapmıştım? Aynı şekilde bir SPI transmit receive DMA yapmıştım. DMA ile alıyorum. Burada DMA ile aldığımız zaman çok daha hızlı iletim gerçekleştiriyor normal şartlarda. Yani CPU ile ilgili bir ya MCU'ya herhangi bir şey eklemiyor, yük bindirmiyor. Bunu alıyoruz. Daha sonra eğer B0 pinimi aktif hale getiriyorum, C13'ü düşürüyorum ve bunu yine şey üzerinden UART üzerinden de gönderiyorum. Yukarıda ne yapmıştık? Yukarıda da şurada buffer size örneğimiz vardı. Evet, 55 karakterle de bunu gönderiyorum. Aslında yaptığım şey tarafında bu. Bununla ilgili tabii diğer callback'leri ekleyebiliriz. Mesela SPI error callback fonksiyonu var. Burada hangisinin ne tür bir hataya düştüğünü anlamak lazım. Ben burayı şimdi şöyle bir yapıştırdım. Bu arada bir tane callback fonksiyonumuz var. Onu da özellikle buraya almak istiyorum. O da şu. Şuradan şey gelecek olursak SPIC içerisinde outline'a tıklıyorum. Outline'da şurada outline'a tıklıyorum. Bakın şurada bir error callback fonksiyonum var. All SPI error callback şu. Bakın bu da bir weak fonksiyon. Bu weak fonksiyonu da buradan kestim. Cut diyorum. Sonra yine main C içerisinde geldim. Main C içerisinde şurada user code N4'dan hemen önce bunu atıyorum. Ve buraya diyorum ki aynı şekilde bunu, şunu bir daha da buraya at. Bunu farklı şekilde while ekleyebilirsiniz. Yani aynısını buraya geldi. Yani bir hata olduğunu burada gösterebilirsiniz. Bunu bir toggle ettirebilirsiniz. Toggle olabilir. Bence bir sakıncası yok. While içerisinde bir toggle yapılabilir. Şu an için master konfigürasyonum tamam. Bunu bir değerliyorum. Değerledikten sonra aynı şekilde birazdan çift stling kullanacağım. Slave stlingimi çıkartıyorum. Bu arada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan kameramızı açalım. Evet, kameramız birazcık tabii boyutları büyük. Şimdi şuradan slave stlink'i çıkardım. Şu anda master olduğunu burada görüyoruz. Şu anda önce kodlarımız yine çalışmaya devam ettiği için var. Kameramızın çözünürlüğü biraz yüksek olmadığı için ancak bu kadar cevap verebiliyor. Şimdi burada bir gönderelim. Bakın kodumuzu. Bununla ilgili şurada konfigürasyonları gerçekleştirirken debugger kısmından stlink'imizi scan diyelim. Evet, E00 şuradaki siyah stlink'e ait. Yine buradan debug yaparken software system reset'i kullanalım. Bunun dışında OK diyorum ve programın şurada bakın denmeye başlandığını görüyoruz. Evet, DMA çalıştı. Yani DMA şurada çalışıyor. Peki çalıştığında ne yapıyor? Şuradan bakalım. Bunu bir clear all diyelim. Bakın master'dan slave'e mesaj diye gidiyor. Tamam. Yani bu çünkü şeyi okuyor. Aynı data register'ı paylaştığı için iletime alım sırasında sadece buffer'lar farklı. Bu data register'daki bilgi okuyor. Çok önemli değil bu. Dolayısıyla demek ki şu an için kesmemin içerisine giriyor ve DMA yeniden çalışıyor. Bunu anlıyorum. Ve demek ki slave konfigürasyona geçebilirim. Burada bir sakınca yok. Şimdi kameramı kapatıyorum. Buradan devam ediyorum.
Buraya kadar yaptığım işlemler bence oldukça uygun. Çok bir eksiğim yok. Burada tabii dikkat etmem gereken kopyalama yapıştırma sırasında şu main C dosyasının içerisindeki dosyaları bazen siliyor. Ona dikkat edin. Birçok kez karşımıza geldi. Aslında baştan yapılsa çok daha iyi olur ama baştan olmadığı için bu tür sıkıntılar olabiliyor. Şimdi şöyle yapalım. Buradan clean project diyorum. Clean project. Temizliyorum. Bunu daha sonra kapatıyorum. Close project. Sağ tıklıyorum. Copy. Sağ tıklıyorum. Tabii açık olmak için kopyalama yapmıyor. Sağ tıklıyorum. Copy. Sağ tıklıyorum. Paste. Şuraya da DMA slave diyorum. Ve kopyalama gerçekleştiriyorum. Copy diyorum. Şu anda kopyalama gerçekleştirdi slave olarak. Master'ı kapatıyorum. Close project diyorum. Master ile ilgili işim bitti. Slave tarafına geçiyorum. Slave'de dikkat etmem gereken şey şu. Şuradaki source içerisindeki main file'ı silebiliyor. Yani bunu her ihtimale karşı şurada Notepad++ kullanıyorum. Notepad++ içerisine yapıştırıyorum şimdilik. Ne olur ne olmaz diye komple seçtim. Şurada IOC dosyasını, perspektif dosyasını yeniden adlandırıyorum. Buraya slave yazıyorum. Sonra buradaki launch dosyasını siliyorum. Delayed launch dosyası diyorum. Şimdi DMA slave'i şu anda çalıştırırsam şayet, bir değişiklik yapıp çalıştırırsam bazen silebiliyor. Tabii ki değişiklik yapacağım. Çünkü biraz önceki master içerisinde, şurada dikkat ederseniz slave'e göre yapılandırma yapmam lazım. A1'i açacağım ve diğer pinimi açacağım. User'ı kapatacağım. User çünkü kullanmamam gerekiyor. Daha çok şey değil. Şimdi buradan şu kısımda B0'ı kullanmıyorum. B0 master'ıma ait bir çıkıştı. Bunu reset state alıyorum. User'ı kullanmıyorum. User'ı analog reset state dedim. Burada user'ı kullanmadım. Çünkü connectivity'ye bakarsak user'ı kaldırdım. Şuradan B9'u GPU'ya output olarak kullanıyorum. Bir de A1'i ADC bir input 1 olarak kullanıyorum. ADC bir input 1 de analog tarafında şöyle bir konfigürasyonuma bakalım, parametre ayarlarında neler var. Parametre ayarlarında independent modda yapacak. Sağ hizalı scan conversion mod disable, continuous conversion mod enable olacak. Sürekli dönüşüm yapmasını istiyorum. Sonra bir dönüşüm yapacak. Yine burada tek rank. 1.5 cycle değil de birazcık daha 239 cycle olsun. Çünkü gürültü var çevrede, fark ediyorum. Gürültüden dolayı değer sürekli oynuyor. Oynamaması için örnekleme zamanını biraz daha arttırdım. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar yeterli olur. Burada tamamdır. ADC ile ilgili yapılandırmam bu. Gelelim şuradaki connectivity'ye, yani SPI2 yapılandırmasına geri dönelim. SPI2 yapılandırmasında neler var? Bir de ona bakalım. Bildiğiniz gibi SPI2 içerisinde parametrelerinde bir değişiklik yok. Çünkü temel parametrelerin aynı. Sadece değişmesi gereken tek şey şurası da full duplex master yerine full duplex slave olacak. Asıl önemli nokta bu. Full duplex slave olacak. Full duplex slave içerisinde de yine alt tarafta herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Parametre setlerimiz tamamen aynı, master'la aynı olması gerekiyor. DMA'da yine bir bakıyorum. DMA'da burada RX'ime high diyorum. Çünkü burada bir taraftan slave tarafında da aslında RX high olacak. Burada low bırakabiliriz. Sonra tekrar değiştirilebilir. Burada da bir değişiklik yapmıyorum şimdilik. Şimdilik burada da bir değişiklik yapmıyorum. Sonra şurada NVIC dediğimiz kısım var. Şurada sistem core içerisinde NVIC'e geliyorum. Sistem core içerisindeki NVIC'te. Burada diyorum ki şurada buradaki bunlar değiştirdikçe ADC'ye
bir şey verebiliriz. ADC de burada 1 olsun. Yani aynısı olabilir mi? Bunu çok düşünmek istemiyorum. Çünkü ADC'de dönüşümü de kullanacağım. Otomatik olarak değer verecek. Burada bir değişiklik yaparak sonucu bir gözlemlemek istiyorum. Çünkü buradaki sıralama bütün şeyi bozuyor. Veri akışını etkiliyor daha doğrusu. Bozuyor demiyorum, etkiliyor. O yüzden şimdi böyle bir devam edelim. Main.c'de buraya ADC ekledi diye tahmin ediyorum. Evet, ADC 1 geldi, SPI 2 geldi. Çok güzel. Artık şeyimiz, şöyle bakacak olursak slave ile ilgili olarak bir geriye döndürdüğümüz mesaj, böyle bir DMM tuşunu kullanmıyoruz artık. Çünkü UART'ımız, user'ımız yok. Bunu şey yapıyoruz. Sadece SPI slave'den cevap şeklinde bir metnimiz var. 43 karaktere sığdırılmış boşluklarla birlikte. Sonra buradan bir private variable'larımız var. Burada tanımlamıştık zaten. 43 olarak belirlemiştik. ADC'miz var. Sonra yine ADC'yi interrupt modda almak istiyorum. Polling modda sıkıntı olabiliyor. Yüzden şurada şeyi kaldırıyorum. UART'ı kaldırıyorum. UART'ı kullanmayacağız. ADC'yi buraya yerleştirdim. ADC interrupt modda olsun. ADC'yi başlatalım. Ondan sonra gelsin. Sonra B9'u artık kullanacağım. B9 kullanılsın. Burada whole SPI transmit DMA'yı olduğu gibi enable yaptıktan sonra olduğu gibi kullanıyorum. Sonra yine get state durumunu aldıktan sonra burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Aşağı doğru geliyorum şimdi. Aşağı doğru geleceğim. Burada dikkat etmem gereken tabii ben kopyalayıp yapıştırdığım için muhtemelen şuradaki şeyi yeniden oluşturup bize verdi. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Evet. Esper regex takes complete callback. Burada bakın şunu silmem gerekiyor. Çünkü aynı fonksiyonların iki tane, bir tanesi işe yaramayan bir fonksiyon şu an için. Sonra yine aynı şekilde error'da, ama error çok önemli değil şu an için. Bir de ADC conversion callback almam gerekiyor. ADC conversion callback'i nereden alacağım? Şuradaki ADC'nin kütüphanesine giderek ADC start interrupt'i aldım. Buradan C'ye tıkladım yukarıdan. Şuradan ADC conversion enable içerisinde vardı zaten. Bir ADC conversion complete callback. ADC conversion complete callback şu. Fonksiyonu alayım. Fonksiyonu kestim. Main C'ye geldim. Main C içerisinde en altta. Şimdi kapatalım. Şurada en altta SPI'nin içerisinde şuraya yerleştiriyorum. Buradan link olanı kaldırıyorum. Şunun içerisinde şimdi kodlarımı yazacağım. Onu kaydedelim. Peki ne yazacağım? Bir ADC value'm olacak. ADC value'yu alacağım. Bunun için şöyle yapmak istiyorum. Yukarıda bir değişken tanımlayalım. Değişkenimiz yine ADC value olsun. Şu en üstte. Yukarı doğru çıkıyorum. Buradan private variable'ın hemen altına bir ADC value eşittir 0 dedim. Integer 32 olarak aldım. Sonra buradan direkt tanımladığım kısım ADC conversion callback'e gidiyorum. Şuradan. Neredeydi? Şurası. Bu dönüşüm sırasında diyorum ki ADC value eşittir. Ne olacak? Şimdi şuradan bakın ADC get value. Şu fonksiyonu alacağım. Şu fonksiyonu kullanacağım. Bu fonksiyonun da burası. Bakın şöyle Ctrl C dedim. Main içerisine geldim. Bu fonksiyonu yapıştırdım buraya. Bunun içerisinde HADC1 pointer olduğu için end işaretini koyuyorum. Şöyle. Otomatik olarak ADC değerini her bir dönüşüm sonrasında alacak. Dönüşüm sonrasında aldıktan sonra bir sprintf fonksiyonu yazacağım. Nereye? Şu üste. Şimdi burada bir kere Hallward kullanmayacağım. Burası slave tarafı olduğu için Hallward diye bir şeyim yok. Bunu kapatıyorum. Şuraya sadece slave UART ile ilgili çalışmıyor.
Buraya ne yapıyorum? Bir sprintf diyorum. Şöyle sprintf diyorum. Sonra buraya ATX buffer'ım vardı benim yukarıda. Gönderdiğim, standart olarak gönderdiğim şey vardı ya, ATX buffer, iletim buffer'ım. Çünkü iletim buffer'ım, bakın burada da iletim buffer'ım, RX buffer'ım var. Şimdi tabii RX oradan gelecek. İlk mesajım buydu. İlk mesajı nerede göndereceğim ben? Bakın ilk mesajı şurada göndereceğim. Pardon, ilk mesajı şurada göndereceğim. TX buffer. Yukarıdaki mesaj. Sonra o mesaj değişecek. Her zaman değişecek. İletim tamamlandıktan sonra kesmeye girdiği andan itibaren bu mesaj değişecek. Bu mesajı ben şöyle yapacağım. SPI slave'den SPI slave'den cevap var. ADC value nokta üst üste %4'de 4 karakter aslında burası. Şimdi bunu bir sayayım. 43'e tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 4 daha, 36, şuradan 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Başlamasından boşalttığım şeyleri. SPI slave'den cevap, ADC value %4 gidecek. Bu daha sonra şuraya virgül diyorum. Neyi atacağım buraya? ADC val diyelim atacağım. ADC val diyelim buraya ekleyip daha sonra SPI içerisinden RX buffer'ın içerisine yerleştireceğim. Bunu SPI buffer'ın içerisinden buraya yerleştireceğim. Sonra bunu kaydediyorum şimdi. Bunu her ihtimale karşı bir kez daha şöyle kopyaladım. Sadece bir şey sırasında şunlarla yer değiştireyim. Normal şartlar durmuyorum ama bazen belki benden kaynaklanan problemlerle de olabilir. Şimdi buraya kadar değerleme işlemi tamam. Bir değerleyelim. Hatamız var mı yok mu bakalım. Evet 3 tane hatamız var. Neymiş hatalarımız? Bir bakalım. Muhtemelen çok özür dilerim. Get value kullanacaktım. Burada yanlış kullanmışız. Çok özür diliyorum. Burası get value olacak. Ona ADC get value olacak burası. Şu. Çok özür dilerim. Benim hatam çok aceleci davrandık şeyde. Evet. Şu an için hatamız yok. Tamam. Burada debug kısmı içerisinde dosyamız oluşturuldu. Şöyle şeyi açıyorum. Bir taraftan videoyu da açıyorum. Şurada şeyi çıkartıyorum. Master'ı çıkardım. Slave'i takıyorum. Slave'in şurası. Slave'i taktım. Slave takılı. Önceki şey Master'dan mesaj gelmediği için bakın şuradaki LED'im söndü. Yapmam gereken run configuration diyorum. Run configuration içerisinde bunu yüklüyorum arkadaşlar. Şurada debug için, debugger için yine ST-Link seri numarasını scan ederek alıyorum. Apply dedim. Reset behavior'ımız sistem reset olsun. Buradan run diyorum. Ve şu anda görüyorsunuz yüklendi. 8 kez yanıp sönüyorlar. Evet burada bir yanıp sönüyor hatamız var. Onu düzeltelim hemen. Onu şimdi fark ettim. Yukarı tarafta B9 pinini şuradan bir bakalım. B9 pinimi aslında şeyde aktif mi? Pin out'ta B9 aktif hale getirdim diye hatırlıyorum. Evet. B9 şu anda GPIO output. Orada bir problem yok. Şimdi aşağı doğru inelim. Toggle sırasında, evet şurası B9 olacaktı. Bunu B9 yapalım. Şu alt taraftaki B0'ları da B9 yapalım ki en azından hataya düştüğümüz zaman anlayabilelim. B9 B9 bir de complete callback içerisinde evet B9'larımız vardı. Tekrardan gönderiyorum. Evet, always save resources diyelim. Bir şeyler kaydetsin.
Şuradaki evet LED'imize bakalım şimdi. 8 kez yanıp söndü. Ben de onu toplam 16 kez ama 16 kez toggle etti. Şu anda söndü. Neden? Şeyle ilgili bir iletim yok. Bakın şimdi şurada dikkat ederseniz siyah şeyi takıyorum. Evet. Bakın ben herhangi bir şey yapmadan buradaki LED'im yandı. Neden LED'im yandı? Çünkü master haber gönderdi. İletişime geçme haberi gönderdi. Master iletişime geçme haberi gönderince otomatik olarak bakın devreye girdi. Şimdi dikkat edin. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece master'ı çıkartıyorum. 5 saniye sonra kapanacak. Şurada. Ya da bir resetleyelim. Çünkü burada takılı kalmış olabilir. Evet şu anda söndü. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Sadece master'ı takıyorum. Master'ı taktım. Gördünüz mü yandı. Neden? SPI'm, Master SPI'm slave'e haber gönderdi. Yani ben geldim bana bilgi ver demeye başladı. Şuradan Clear All Communication diyelim bir başlayalım. Evet buradan şeyi bir tane resetleyelim bir. Evet ADC value'muzu şu an için potansiyometreyi şöyle kenara çekmek istiyorum. Şuradan potansiyometreyi çeviriyorum şimdi. Gördünüz mü? Bilgiyi DMA üzerinden yani buradan ADC kesme üzerinden kontrol ettim. ADC kesme üzerinden kontrol ettim. Sadece SPI DMA üzerinden aldım ve şurada dikkat ederseniz şöyle biraz daha bir şey göstermek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar burası benim şu görmüş olduğunuz kısım slave'im. Potansiyometreden A1'e analog bilgi geliyor. Daha sonra bu bilgi içeride ne olarak SPI'nin içerisinde SPI'nin kesmesinde ADC'nin kendi kesmesinde veri güncelliyor, SPI'nin kesmesinde birleşiyor. Sonra SPI'den, SPI'nin DMA'sından çıkışa aktarılıyor. Daha sonra burada master'a geliyor. Master'ımızın DMA'sından, peripheral'dan, çevre biriminden, DMA üzerinden hafızaya aktarılıyor. Yine hafızadan da tekrar başka bir bilgi peripheral'a aktarılıyor. Dolayısıyla karşılıklı olarak herhangi bir kesintiye uğramadan bu iletim gerçekleştiriliyor. Böylece DMA üzerinden de ne yapmış olduk? ADC'mizi bir karttan slave'den master'a, master'dan da bilgisayara aktarma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Evet. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz kaldı. Bir de SPI üzerinden başka bir kartı okuyalım. Ondan sonra SPI ile ilgili konumuzu da tamamlamış olalım. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kal diyorum arkadaşlar.